Ben Mahmut Enes Kemer. Makedonya Üsküp'te yaşıyorum. Tika'nın Balkanlarda restorasyonlar yaptığını görüyorum. Bunun dışında Tika'nın ne tür faaliyetler yaptığını merak ediyorum. Mahmut Bey'e çok teşekkür ediyorum. Üsküp'te ve Makedonya'daki bütün kardeşlerimize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Tabii Tika aslında çok geniş yelpazede faaliyette bulunan bir çalışma içinde olan bir kuruluş. Bir annenin karnındaki bebeğin yaşam sürecinin başlamasından ölümüne kadar geçen her alanda biz bütün o ülkede ihtiyaç duyulabilecek alanlara katkı vermeye çalışıyoruz. Yani doğumhane de kuruyoruz, eğitim çalışmalarıyla doktorları da yetiştiriyoruz. Ama yeri geliyor, cenaze arabası da gönderiyoruz, gasilhane de inşa ediyoruz ve ölümüne kadar işte mezarlıkların inşası, korunması, tamiratına kadar her alanda gidiyoruz. Ve bu arada geçen süre içinde bir insan ihtiyaç duyduğu ekonomik olarak tarım, hayvancılık, meslek edindirme, kalkınmaya dönük bütün alanlarda katkı vermeye çalışıyoruz. Cami biz aslında yapmıyoruz direkt olarak. Caminin daha tarihi olanlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına dönük bir katkı vermeye çalışıyoruz. Uluslararası kalkınma faaliyetleri çerçevesinde bakıldığında kalkınma ajanslarının böyle bir faaliyet alanı da var. Dünya mirası olarak ele alınan bütün tarihi eserlerin korunması, yaşatılması, ortak bir paydanın oluşturması bizim görevimiz. Çünkü bugüne kadar geçmiş ecdat eserleri korunmuş. Bizim de bunları gelecek nesillere aktarabilmemiz, yaşatabilmemiz lazım. Onun için soyut ve somut bütün kültür varlıklarının korunması, yaşatılması da hem şahsi olarak hem de hepimizin kurumsal olarak katkı vermeye çalıştığı alan. Bunun içinde camiler var, medreseler var, hanlar, hamamlar, çeşmeler, köprüler gibi pek çok tarih eserler var. Ve sadece de bize ait olan değil, o devletlerin de rica ettiği, talep ettiği, bunun içinde kiliselerin de olduğu restorasyon projelerimiz mevcuttur. Bunları tabii çeşitlendirdikçe Türkiye'nin gücünü, imkanlarını da o ülkelere anlatmış oluyoruz. Aslında Tika bir bakıma sadece kendisi değil, aynı zamanda Türkiye'deki işbirliği yaptığı bütün bakanlıkların kapasitelerini, tecrübelerini o ülkeleri taşımaya çalışıyor. Bu çerçevede Çevre ve Orman Bakanlığı ile yaptığımız projelerimiz var. Adalet Akademisi ile yaptığımız çalışmalar var. Hakim ve savcıların eğitimleri ile çalışmalar. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar var. Tarım Bakanlığı ile yaptığımız. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin kazanmış olduğu, özellikle son 15 yılda kazanmış olduğu o başarıyı, o tecrübeyi bütün kardeşlerimize aktarılması, paylaşılması ve yansıtılması noktasında Tika bir aracılık görevi üstlenmekte.